Celal Bey bu soruyu sordu. Bunun cevabı ne dedi? Ben de buna göre bir cevap hazırladım. Sizinle paylaşacağım. Belki bilenleriniz veya anımsayanlarınız var aranızda. Tanıdıklarım var çünkü. 19 Nisan 1977'de doktoramı aldım. 2017 senesindeyiz. 40 yılı tamamladım. Meslekteki 40 yıldır siyaset bilimi. Araştırması yapıyorum, dersi veriyorum, topluma konuşuyorum. Ve başlamış olduğum noktada Türkiye bir felaket durumundaydı. Bu felaketin uzun sürmeyeceği ve içinden çıkacağımızı bekliyorduk. Öyle de oldu, yeni bir döneme geçildi, bir anayasa yapıldı. Pek istediğimiz gibi değildi, seçim sistemi yapıldı, o da kötüydü. Bunları yapıldığı günden beri eleştirenler arasındayım. Bunları değiştirerek daha demokratik bir çerçeveye ve Türkiye'nin layık olduğunu düşündüğüm bir demokrasiye doğru döndürmeye gayret ettik. Bu arada birçok saha araştırmasına katıldım. 1990'larda Soğuk Savaş bittiği zaman Viable Constitutionalism adıyla kurulmuş olan bir yeni anayasacılık ağına katıldım. Birkaç ağ kuruldu. Bunlarda çalıştım. Yeni anayasalar nasıl yapılır, ne tür özellikleri olmalıdır vesaire şeklinde. Pazar günü yapılmış oylamayla bütün bu süreç zarfında yapmış olduğum çabanın tamamının çöpe gitmiş olduğunu düşünüyorum. Benim için tam bir hezimettir. Evet'in çok çıkması bile hezimettir. %30'u geçmiş olması bile Türkiye için utanç meselesidir. Çünkü benim siyaset bilimi bilgim, içinde bulunduğumuz rejimin demokrasiyle uzaktan yakından hiçbir ilgisinin kalmadığını söylüyor. Bunun çöküşünü gördüm. Hikayesini yazabilirim kitap olarak vesaire. Ama elim ve bana azap veriyor. Bu ruh haliyle konuşuyorum. Onun için başından özür dilerim. Bilim adamının böyle bir şey yapmaması lazım. Özellikle benim okuduğum programda değerlerimizi olabildiğince gözlemlerimize katmamamız öğretilmeye çalışıldı. Bunu da bir şekilde başarmaya gayret ettim. Becerdim veya beceremedim. Onun için gelmiş olduğum bu noktada bunu becerip beceremeyeceğimi de bilmiyorum. Ama bu üzüntü, azap, eziklik, ezimet duygusuyla hareket ettiğimi başından paylaşmak isterim size. Ne oldu? Önce ne olduğu üzerinde durmak isterim. 1,5 sayfalık A4 kağıdına yazılmış bir gerekçeyle 18 maddesi 82 anayasasının değiştirilmeye kalkıldı. Olan olay budur. 82 anayasasına berdevamdır. Yeni bir anayasa yoktur. Yeni bir rejim vardır ama yeni anayasa yoktur. 82 anayasası Türk İslam sentezi tezine dayalı olarak askerler tarafından yapılmış bir anayasadır. Bu anayasanın temel payandaları olan Türkçülük ve İslamcılık cereyanları bu anayasanın son 36 sene, 35 senelik süre içerisinde evrimini sağladı ve bugüne getirdi. Yarı parlamenter bir nitelikte başladı rejim. 2007 kararıyla yarı başkanlığa doğru evrildi. 2014'te yarı başkanlığa geçildi düzenlemeleri yapılmadan. Arkasından Amerikalı ve İngiliz meslektaşlarımız kibar bir şekilde executive presidency diyorlar. Yürütme ağırlıklı başkanlık. Alaturka başkanlık diyebileceğiniz ve İlyas Doğan Bey'in başkanlığında bir kitap yayınlandı. Belki birçoğunuz görmemişsinizdir. Kendisi hem Gazi Üniversitesi'nden meslektaşımız, kamu hukukçusudur. Derleme kitabın başında diyor ki bu anayasa değişikliklerinin gösterdiği temel özellik küçük ölçüde Meksika, büyük ölçüde Türkmenistan ve Kazakistan anayasalarını anımsatmaktadır. Benim betimlemem değil. Bu çalışmayı yapmış olan kişilerin betimlemesi. Bunlar da Adalet ve Kalkınma Partisi ve MHP'ye uzak kimseler değiller. Dikkatinizi çekeyim. Bunlar demokrasi ise bu anayasadaki değişiklik de demokrasidir. Yeni bir anayasa diye yol çıkıldı. Yeni anayasa yapılamadı.
anayasanın yok hükmünde olduğunu Semih Yalçın Bey ilan etti. Adalet ve Kalkınma Partisi alkışlarla kabul etti. Dolayısıyla yok hükmünde olan ölmüş bir anayasaya 18 madde ekleyerek bu anayasayla yola devam kararı verildi. Bu başarı mıdır, değil midir? Bunu da sizin takdirinize bırakacağım. Ama gerekçesi şu. O maddeyi okuduysanız, ben defaten okudum bunun gerekçesini. Siyasal istikrar tesis etmek gerekiyormuş. Türkiye'nin siyasal istikrarı yok. Bir türlü bu siyasal istikrar gelmiyor. Godo gibi. Devamlı bekliyoruz. Bir gün. Çünkü muhtemelen gelirse o zaman Türkiye'nin demokrasiyle yönetimini bugün yönetmekte olanlar beceremeyecekler. Dolayısıyla siyasal istikrar hiç gelmeyecek. Hep bir beklenti olarak siyasal istikrar olacak. Olabilmesi için daha az özgürlükler, daha fazla asayiş ağırlıklı bir formülle yolumuza devam etmeye çalışacağız. Daha fazla ceberrut bir devlet yönetimini sürdüreceğiz. Zaten devlet yönetimimizin temel özelliği ceberrutluk. Oradan geliyoruz. Osmanlı ve öncesi ve ondan devralmış olduğumuz devlet yönetiminin temel özelliği bu. Bunu koruyacağız. Arttıracağız muhtemelen. İkincisi, vesayeti sonlandırmak. Bu vesayetin tam ne olduğu belli değil. Tanımlanıyor ama. Mesela siyaset biliminde bakıyorum, vesayet lafı kullanıldığı vakit, tutelary power vesaire dendiği zaman, bir kurumun kendi yetki alanı dışından çıkarak kendi yetki alanı dışındaki insanları, grupları veya kurumları düzenlemeye hak görmesi ve bunu yapabilmesi olarak tanımlanıyor. Şimdi 16 Nisan akşamı Yüksek Seçim Kurulu'nun yaptığı bu tanıma göre vesayettir. Yargı vesayetidir. Hani yargı vesayetini kaldıracaksınız? Yüksek Seçim Kurulu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin alanında düzenleme yaptı. Ve cansiperane savunuluyor. Çok doğru yaptı. Adalet Bakanı çıkıyor konuşuyor. O bitiyor Cumhurbaşkanı. O bitiyor Başbakan. O bitiyor başka Adalet ve Kalkınma Partisi önde gelen. Çok doğru yaptılar vesaire falan. Vesayet. Hani siz vesayete karşıydınız? Enteresan bir durum. Bu gerekçelerle yapıldı. Bu gerekçelerin ikisinin de uzaktan ve yakından demokrasiyle ilgisi yoktur. Demokrasi için yola çıkıyorsanız ya Amerikan Anayasası'nda yaptıkları gibi, onlar civil liberties diyor. Biz Türkçe'ye kişi hakları ve özgürlükleri diye çeviriyoruz. Kişi hak ve özgürlüklerini savunursunuz. Yahut kişilerin eşitliğini savunursunuz. Sosyal adalet savunursunuz. Bunlar demokrasinin temel fikirleri. Fransız İhtilali'nin 3 temel fikri var. Daha sonra kıta Avrupa'sına demokrasiyi oluşturmak için, biliyorsunuz. Bunlar özgürlük, eşitlik ve kardeşlik. Bunları savunursunuz. Hani gerekçede bir kere özgürlük lafı yok. Bir kere. Dikkatinizi çekeyim. Onun için bu değişiklik zaten demokrasik amaçlayan bir değişiklik değildi. Ve tabii olağanüstü hal koşullarında bizi bir seçime götürdüler. Teklifte önerdikleri yasama, yürütme ve yargıyı denetleme kapasitesi muazzam arttırılmış. Kişisel ve mutlak, hemen hemen hesap vermesi olanaksız. Efendim diyorlar ki hesap verecek, yazlık oraya. Eskiden vermiyordu. Şimdi sorumsuzdu. Başbakan ve bakanlar sorumluydu. Şimdi verecek. 430 tane adam bulmanız gerekiyor. 600 kişi içinden hesap verebilmesi için. Bana bir tane örnek verin. 1923'ten veya 1876'tan bugüne meclisin 1/3'ünün bir araya gelip de 1/2'sinden fazlasının bir kişi hakkında karar alabildiği. Bir tane örnek. Bir tane örnek verirseniz ben bu argümanı kabul edeceğim. Yok. Böyle bir şey yok. Olabilmesi de mümkün değil. Çünkü meclisin çoğunluğunu zaten Cumhurbaşkanı'nın partisi denetleyecek. O amaçla aynı tarihte seçim yaptırıyorlar ki seçmen hem Cumhurbaşkanı'na hem partisine oy versin diye. Dolayısıyla mutlak bir yürütme Cumhurbaşkanlığı yönetimi altında, inanılmaz idari yetkileri olan bir Cumhurbaşkanlığı kurumu, Anayasa 104'te sayılmış yürütmeyle ilgili, yasamayla, yargıyla ilgili çeşitli idari güçler, bunlara siyasi güçler ekleniyor. Meclisin içinden bakanlar çıkartılıyor. Meclisin gücü ve denetim etkinliği azaltılıyor. Belli bir takım süreçler kendiliğinden düşüyor. Bazılarının yapılabilmesi imkansız hale geliyor. Ve dolayısıyla bu şartlar altında
ister istemez denge ve denetim kurum ve mekanizmaları fevkalade zayıflatılmış, adeta kuvvetler birliğine dayalı yeni bir hükümet biçimi önerilmiştir. Bunu oyladık, buna evet dediler. Geçirdik diye övünüyorlar. Olağanüstü hal rejimi altında Cumhurbaşkanı'nın etkin katılımıyla anayasa madde 103'ü ihlal ederek, yine ihlal ederek, Yüksek Seçim Kurulu'nun hiçbir şekilde buna bakmayarak, bütün medya büyük ölçüde basın kanallarını, aynı zamanda sosyal medyanın bir kısmını denetim altında tutarak, muazzam bir medya gücü kullanarak, TRT'nin tamamında, aynı zamanda özel medyanın hemen hemen tamamında, aynı anda, hangi kanala dönerseniz dönün, başbakan veya cumhurbaşkanını konuşurken gördünüz. Ve diğerine herhangi bir orantılılık vermeksizin. Ve bunun içinde RTÜK'ün yetkilerini değiştirdiler, biliyorsunuz. Dolayısıyla orantılılık olmasın diye bir şekilde. Seçim kanunundaki orantılılık ilkeleri durdu. O da enteresan. O da kaldırılmadı. Ama yayınlarda inanılmaz bir orantısızlık. Bekir Bey'in anlattığı şekilde bu da başarılı olmuş durumda. Kendi kitlesini biraz daha kendisine çekebildi. Bu kadar medya eşitsizliği yaratırsanız bunu başarmanız o kadar da zor değil. Aynı mesajı etkin bir şekilde bütün kanallardan tekrar etmeyi becerdiğinizde halkın düşüncesini değiştirebileceğinizi Göbels gösterdi. Göbels'den beri bu yöntem her yerde kullanılıyor. Türkiye'de de gayet etkili bir şekilde kullanılmış durumdadır. Buna MHP ve BBP liderlerinin katılımı da sağlandı. Bu üçü evet kampanyasını üstlendi. Hayır kampanyası ise daha az organize, daha çoğulcu bir kampanya olarak sürdü. CHP, HDP, Saadet Partisi, Vatan Partisi en çok görünen hayır partileri olarak gündeme geldi. Ama bu süreçte daha önce etkin olmadığını gördüğümüz bir kitle, özellikle orta sınıf kadın kitlesi çıktığını görüyoruz. Gayet başarılı örgütlenmeler yaptılar. Aynı zamanda propagandanın içerisinde de fiilen yer aldılar. Ve ortaya bir yeni sivil toplum açılımı diyebileceğiz veya Türkiye'nin %7 ila %8'i kadarı sivil toplum içinde yer alıyor. Bu belki %15'e falan çıktı. Sürdürülebilir mi bu onu bilmiyorum ama bu önemli bir kazanımdır. Eğer kazanımsa uzun dönemli olarak düşünebileceğimiz bir kazanımdır. Onun için bunu ayrıca bu orta sınıf kökenli sivil toplum kuruluşunu ayrıca vurgulamak isterim. Venedik Komisyonu ve AGİT raporlarında da görüldüğü üzere Türkiye bir kez daha serbest ve adil olma konusunda epeyce seviye yitirmiş bir seçim süreci yaşadı. Bu halk oylaması öncesinde dünyadaki seçimlerin dürüstlüğü algısını ölçen bir meslektaş grubumuz var. Başında Pippa Norris var, Harvard Üniversitesi'nden. Onların yaptığı sınıflandırmaya göre Türkiye dünyada 101. sıradaydı. Ve dünyada 101 demokrasi yok. Orta Doğu'daki ülkeler arasında da demokratik ülkeler arasında Türkiye sayılmıyor bu sınıflamaya göre. 101. sıradaydı. Şimdi sıramız ne onu bilmiyorum. Ama herhalde yakında öğreneceğiz sıramızın ne olduğunu. 101 çıkarsa biraz şaşırmak lazım. Herhalde muhtemelen biraz daha aşağıda çıkacaktır. Dolayısıyla demokrasinin gereği olan adil ve serbest seçim yapmayan bir rejime demokrasi denebilir mi? Bunu da sizin takdirinize bırakmak istiyorum. Siyasal liderlerimiz tabii bu arada resmen davet etmiş oldukları AGİT'e hadlerini bildirdiler. Dünyaya meydan okudular. Ve dünya gözünde yine belli bir resim çizmeyi başardılar. Bunun getirisi ne olacaktır? Bunun da ne olacağını zaman içerisinde göreceğiz. Şimdi halk oylama sonuçları üzerinde fazla durmayacağım. Ama öyle gözüküyor ki ülkedeki etnik ve dini kimlikler, geleneksel dini ve seküler bilimsel değerler etrafında derin bir kültürel fay hattı zaten mevcuttu. Bunun üzerinden bir çatışma üzerine oturmuş bir siyasi hayatımız var. Buna Nur Yalman Kulturkampf adını önermişti 1973'te ve onun önerdiği bu kavramın açıklaması